merhaba arkadaşlar. Yine efsane bir videoyla karşınızdayız. Bugün Adana sokak lezzetlerini çekeceğiz ama tablacıları gezeceğiz. Biliyorsunuz çok işkenceyle böyle acı videolarımız oldu. Ya vurdun ya. Dedik ki biraz dinlenelim. Evet. Hem Adana'mızı tanıtalım hem de sokak lezzetleri, tablacılar. Hem yemeğimizi yiyeceğiz, hem eğleneceğiz, hem güleceğiz. Evet ama puanlayacağız. Çok merak edeceğiniz lezzetler var. Sıradan yerlere gitmeyeceğiz. Örneğin ne bileyim çok salaş yerlere gideceğiz. Böyle çok farklı lezzetler deneyeceğiz. En ucuz ve en lezzetli yerlere gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve oraya da gittiğimizde herkes vicdanına göre puanlayacak. Kötüyse buna çok kötü, ben buraya gelmenizi istemiyorum diyecek. Adana Adana'nın yollarını taştan. Olmaz. Adana çiftetelli olsun. Adana bunlar da yeni yaptı. Yok bu da olmaz ya. Dayı. Çilibop. Tamam ben de yemeğe gideceğiz abarttın. Yemeğe geçiyoruz. Bu video burada bitecek yoksa. Hiç bu kadar hızlı şarkı değiştiren bir ekip gördün mü? Yok abi. Antika bir ayakkabıdır ha bu. Bak burada olur mu senin ayağına? Eskideki adamların ayağı böyle miydi? Ayakkabının büyüklüğünü görüyor musun? He, ayağı büyük olanın eli de büyük olur. Arkadaşlar Adana'mızın büyük saati. Büyük saat bir de küçük saat var arkadaşlar. Çok eski bir yapı yani değil mi Murat abi? Çok eski ya, tarihi yazar ama. Yani. Abi kaç senesinde yapıldı bu küçük saat? Ne bileyim abi. Burada yok muydu yapılırken? Yer var oğlum, çok eski diyor. Adana siz buluyor muyuz yapılırken diyorum halbuki. Adamın neden? Oğlum ne yapıyorsun? Hayvan korktu hayvan, yazık lan. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Arkadaşlar burada da bakır bakır alüminyum malzemeler satılıyor. Burası nalbur at nalı yapılıyor. Her ama yerde. Ne yapıyorsun be bu mekan? Her yerde bulamazsınız bunu. At nalı yapan kalmadı mesela. Adana büyük saat. Eşek nalı da var. Eşek nalı da var. Bak daim yapıyor. Eşeği bulduk da nalı kaldı. Ya inek sütü mü kardeşim? Kanki bu ne? Bayram bu ayran. Aynen. Köpüklü ayran. Mis ayranı mı bu? Nasıl? Koy bambi kahvaltıdan önce ayran iyi gider. Ne buranın ismi? İsmi yok. Reklam da yok. Yok bir şey söyleyeyim mi? Adana'da acılı ayran içtiniz mi? Oo mükemmel. Acılı. 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 Hadi be. Bura isimsiz kahraman köpüklü. Acılı ayran vardı bol ya. Bol köpük. Köpük koy. Bak köpeğe bak. Köpüğü yakın al bak köpüğü. Bak görüyor musun? Kaymak bu. Kaymak. Var bardağın yarısı boş olur. Tamam işte böyle olur. Adana ayranı dediğin zaman full köpük olur. Evet. Bak elini sürdün. İşte al bunu. Al el. Bana karı bir tane daha ver. Elini soktu ya. Çok iyi. Köpüğü bol olsun. Çok iyi. Ağzına var işte bak. Oğlum. Ağzından bir karış köpük var ha. Ayran güzelmiş ama. Arkadaşlar burası Kazancılar Esnaf Çay Ocağı'nın yerine geldik. Elinize sağ olun Ustam. Çok güzeldi. Hem çay yapıyorsunuz bir de ekstradan ayran. Hem çay yapıyoruz hem ayran yapıyoruz. Hem artı el yapımı limonata yapıyoruz. Aynen öyle. Kanada'da çarşıdayız şu an. Karnımız aç. Sabahleyin karnımız doyurak dedik. Ekip zaten yoruldu bak haline bak. Hemen oturdular. Burada da bir tantuni bulduk. Yavaş. Kolay gelsin usta. Hoş geldiniz. Evet bu şey. Tablacımız eski yani eski usul. Tabayla evet. Değil mi? Arkadaşlar Adanalı olarak sabah kahvaltısında biz ciğer yedik. Aynen. Ya da ciğer tantuni yedik. Dayım ciğer tantuni ne var. Ne ciğer abi bu? Dala ciğer. Kara ciğerle beyaz ciğer. Bak ciğere bak ciğere bak. Dayı bu tantuninden de ciğer kavurma gibi bence. Antep kavurma denir. Ha Antep kavurma bu. Evet. Dayı tantuni... o zaman bir şey söyleyeceğim. Bir şöyle bir ekme bir ekme bir tane çek onu da kes bize baharatını at. Ver bir yek bir tatlı alalım. Çeyrek çeyrek. Çeyrek. Dayı. Dayı olsun. Lavaş. Lavaş yapma ya. Biz buranın tarihini, olayını, bu işe nasıl başladığını biraz anlatır mısın bize dayıca? Bu seneden beri bu işi yapıyorum. Niye yapıyorsun dayı? Nasıl niye yapıyorsun? Gerizekalı. Meyve suyu satıyordum ondan sonra bu işe başladım.
Nasıl başladın? Nasıl keşfettin? Hani Antep'e gitmiştim, Antep'te gördüm. Antep'in neresi? Antep'in içi, merkezde gördüm. Ondan sonra geldim burada yapmaya başladım. Beğeniliyor mu? 25 TL'ye burada tantuni satıyorsun. Aslında kurtarmıyor ama yani ne yapalım? Burası gariban bölgesi olduğu için. 25 liraya arkadaşlar, 25 TL'ye karnımızı doyuracağız. Lezzeti de puanlayacağız. Dürüst aynen. Olalım mı dayıcım? Dürüst olacağım tabii canım. Tabii canım. Şeydir, çoğu insanlar da bilir. Adana denince gariban memleketi derler. Evet. Adana'da gerçekten ucuz. Özellikle tabla veya bu tür şeyler daha ucuz oluyor. Ya İstanbul'da ekmeğe alaman ya, domates dürümünü alaman 25 liraya abi. Bence. Bir de sen tablacılık yaptın eskiden. Evet, ben de eskiden tablacıydım arkadaşlar. Anladın. Kavurma satıyordum. Kavurma satıyordu Osmaniye'de, evet. Sanayide. Aynen. Ne yaptı biliyor musun? Bir gün salatalık malzemelerle parası yok. Dürüm siparişi geldi. Dut yaprağını koydu salata diye. Dürümün içine. Ama marul alacak para yoktu. Adamlar zehirlenmiş. Arkadaşlar yani böyle az az yiyoruz, bugün çok yeri gezeceğimiz için karnımız doymasın. Ali çünkü ciğere bak, nasıl ciğerler böyle paf ciğer paf, öf diyorum sana. Millet canı çeker lan bunu. Şu an elimdeki 10 lira arkadaşlar, şu gördüğünüz. Vallahi güzel lan. Vallahi güzel lan. Bu anlamı 10 üzerinden 8 adam harbi yapıyor bu sporu. Önde yalana gerek yok, 7.5. Çünkü daha iyilerini Diyarbakır'da falan yedim. Ben çok et yiyen bir insan değilim, açıkça söyleyeyim. Daha iyisini yemiştim, benim puanım 5. Ha ben de Sefa gibi 8 veriyorum. Sefa abi 10 verdi. Ben 8 veriyorum. Yani şey. Arkadaşlar öbür mekana gidiyoruz. Hadi gidelim. Amanını kelle, kelle, gel beni biraz. Arkadaşlar şu an kasaplar çıyasında oraya geldik. Karşıda kızarmış kelleci var. Bakın. Abi. Bak kelleye bak kelleye. Etini daim böyle löpür löpür etini koparıyor kelleleri. Bunu böyle mi yiyeceğiz? Abi. Abi. Et, balık, kelle bundan yenir elle. Beyine bak, beyine bak. Beynini çıkar. Sefa al beyin. Kanka bana lazım değil, benimki fışkırıyor. Bana siyah etinden koy daya. Yap abi yap. Tuzum dağıt bir yiyek bak. Hiç sıkıntı yok. Dil yok mu dil hani? Bak hele. O dili. Abi o dilin kılıfını sor. Bana onu versene, bir şey yapacağım şimdi. Ben. Bak. Yapma. Dil bu. Sen zaten ben bakabilir miyim sana? Tabi. Babacım bu kelle. Et balık kelle. Bunlar yenir eller. Yapılışını gördünüz. Güzel ha. Vallahi bak şu var ya şu. Şu var ya. Şu etten lezzetli bir şey bu kelle. Etten lezzetli. Bağır ol. At. Bu adam. Yok. Bu kelle paça falan değil. Bunu her yerde bulamazsınız. Bu tezgahta masaüstü kelle. Doğru mu? Neredeyiz dayı? Kasaplar Çarşısı'nın girişi Saydam Caddesi. Adana Saydam Caddesi Kasaplar Çarşısı'nın girişinde kelleci Ahmet kelleyi böyle paramparça ediyor, lok 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 yiyorsun. Böyle bir şey her yerde bulamazsın. Aynen, aynen. Bak kameraman bak gel, gözü görüyor musun Sefa? Göz. Aç ağzını bak, aç ağzını, aç aç aç. Göz. Abi birinci yaptım, ikinci yaptım. Abi yemediği bir şey yok bu Adanalıların diyorsunuzdur yorumlarda. Ama biz de böyle büyüdük, ne yapalım dayı değil mi? Aynen. Bu da beyin arkadaşlar. Beyin, beyin beyaz oluyor biraz. Gördüğünüz gibi insan beynini henüz incelemedik ama koyunun beyni beyazmış. Senin beynin var mı? Ha oraya. Mamiye zor.
Söğüş kellemizi de alıp gidiyoruz arkadaşlar buradan. Dayı kalanını paketle yapabiliyor mu? Tabii tabii. Kelleye 10 üzerinden kaç veriyorsun? Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben hem annemin kellesini yediğim için onun üstüne kimsenin çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Çok beğendim. Belki 10 puan vereceğim. Daha ileride daha iyi lezzetlerle karşılaşacağım tabii, için tabii. 9 diyorum ben. Arkadaşlar fiyatı 100 TL'ymiş. 4 kişi rahat doyabiliyor. 25 lira. Adam başı 25 lira. Aynen. Ben de 10 üzerinden defa gibi 9 vermeyeceğim. Yani dayımız o kadar uğraştı, 10 veriyorum. Kaç tane kelle satıyorsun dayı günde? 100. Belli olmuyor. 100. 70-80. İyi, iyi. 70-80 tane hayvan aynen kellesi. Arkadaşlar şimdi başka bir mekana geçiyoruz. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz el yapımı bir gazoz. Normalde bakkaldan gazozlarla karıştırmayın. Bu da güzel bir gazoz yani. Doğal bu, doğal. Doğal gazoz. Doğal gazoz. Önce şerbet koyuyor, sonra soda koyuyormuş üstüne. Dayı kaç senedir bu işi yapıyorsun? 30 yıl. 30 yıldır bu işi yapıyormuş. Kimden öğrendin bu işi? Amcandan. Vay be, atadan dededen geçme bir meslek. Allah razı olsun. Her gün buyuruyorsun. Hey abi. Güzel çok mi? Güzeldir abi, ben daha içmedim. Güzel mi? Ben ilk defa içiyorum bu arada el yapımı. Çok iyi. Ciddi misin? Çok vallahi güzel abi bu. Ben normalde kolay kolay bir şey beğenmem ama gerçekten güzel. Bana da dayı şaka bakalım. 10 lira. 10 lira ha tamam. Evet. Güzelmiş lan, çok farklı bir tadı var ha. 20 10 lira mı? 10 TL. 10 TL. Gazozcunun yeri arkadaşlar küçük saatte. Bu anlama yapmadık. 10 üzerinden 9. Asiti biraz daha fazla olsa 10 verecektim. Aynen. Tadı güzel. Biraz asitle faktör. Tadı çok var. Ben 7 veriyorum. Ben bu arada asitini arttırabiliyormuş herhalde. Arttırabiliyor da arttırabiliyormuş. Keşke beni asitli koyaydın. Bir az bir asit koysana bana. Ben de 7 verdim. Arkadaşlar bu benim işte puanım kesinlikle 10 üzerinden 10. Emre de 10 üzerinden 10. Senin puanın değişti mi abi? Puanım değişti, 10 veriyorum. El yapımı gazoz içmek isteyenlere gazozcu Zaza dayımıza bekledik. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi Adana'nın ne yiyecek gene ne yiyecek ne yiyecek. Bir şey söyleyeceğim. Tüm seçeneğe geldik ha. Adana'nın olmazsa. Mide fesadı geçirelim, mide fesadı. Durmadan bir şeyler yiyor, durmadan bir şey. Arkadaşlar dikkat. Dikenince mesela ben bir tane çıkarsam buz gibi olsun. Olgunundan ne day, olgunundan. Arkadaşlar bu Adana'da biz diken incir diyoruz. Çok seviyoruz. Papuç incir de diyoruz ama ben diken incir diyorum. 3 tanesi 10 lira. Şimdi bu pabuç inciri, bunu toplamak çok zor. Aşırı dikenli bu. Kaktüs var ya, büyük kaktüs ağacına benzer böyle ağacı var o dikenli. Da, toplamak çok zor. Topladıktan sonra suya koyuyorlar, dikenleri suyun üstüne çıkıyor. Ayrıca eldivenle temizleniyor. Ama yemesi çok zahmetli güzel. Ama içi çok güzel bak. Puanlama yapıyor musunuz? Ben abiden başlıyorum puanlama. Kanka bu doğal olduğu için ben buna 10 üzerinden 10 veririm. Çünkü doğal, buna hiçbir şekilde katkı yok, matkı yok. İnsan eli buna sadece keserken değiyor. O yüzden doğal olduğu için 10 üzerinden 10. Ben de 10 üzerinden 10 veriyorum. Buz gibi daim ayarı vermiş, temizlemiş, emek etmiş. Bebam. Ben de 10 puan veriyorum. Ben bu benim değişmem yani. Buna kesinlikle bir puan vermiyorum çünkü bu doğada bulunan bir şey. Ve 50 TL yedik herhalde. Adana'nın olmazsa olmazı, vazgeçilmesi bici bici. Oraya geldik. Taş Köprü arkadaşlar. Meşhur Taş Köprümüz.
Taşköprü'nün bir rivayeti var. Onu kısaca anlatayım size. Kralın kızı vücudunda yaralar çıkıyor. Taşköprü'nün sularına girip orada şifa buluyor. Bunun üzerine kral bu taşköprüyü yaptırıyor ve bu ayakların birine de yüklü miktarda altın koyuyor. Bunu ben rahmetli dedem biliyordu, yerini söylemedi. Bence hadi geçelim. Saklama hiç boşuna, acırım göz yaşına, derdini anlat bana, sen bizi istiyorsun, Allah yardımcın olsun, derdine derman bulsun, laf aramızda kalsın, sen bizi istiyorsun, Allah yardımcın olsun, laf aramızda kalsın, sen bizi istiyorsun. Hay eline sağlık, bu çok güzel görünüyor. Bunda ama ne var ustam? Baba bunda. Bir anlat bakayım, bir bilelim yani. Adana dışındaki insanlar bilsin. Bak bu ama sokak lezzetlerini çekiyoruz şu an. Burada nişasta var, evet. Gül suyu var, Osmanlı şekeri var, kavun var, karpuz var, üzüm var, bir de sizler varsınız. Dayımın sesi de güzelmiş. Tüm misafirlere şarkı söylüyor musun? Tabii söylüyor. İsteğe göre söylüyoruz. Mesela? Adana'nın bütün yöresel şarkılarını söylüyoruz. Adana köprü başını da söylüyor mu? Onu da söylüyoruz ama istek dışı söylüyoruz onu. Ustam bir tane sade alabilir miyim? Ben de bir tane sade alayım. Yani hiç meyvesiz, nişasta. Peki bir de sade yapalım. Sade. Hemen yapalım. Orijinal bici bici geliyor orjinal, şu anda orjinal. Bu. Süslü bici bici. Bu marjinal. Marjinal. Orijinal bici bici geliyor. Arkadaşlar normal yani bizim bildiğimiz bici şöyle nişastayla gıda boyası, buz, şeker bu. Ben böyle seviyorum. Buna karsambaç da derler bazı yerlerde bak. Karsambaç değil, ayrı. Şuna karsambaç da. Sadece buzlu olan evet. Bak şu gördüğün nişasta var ya pembe olan. Esas bici odur abi bak. Salamın alı ki. Abim baba. Abi kardeşimle abim baba. İyidir abi sen. Nasılsın iyisin? Var mı yani? Canın sağlık kendine iyi bak abi. Sen de sana söyleyen yapayak bir şey var mı abim herkese? Tamam. Herkese af çekil al. Dayı sana bir şey diyeyim mi? Yok. Dayı sana bir şey diyeyim mi? Sen ölmen ha. Kur'an'ıma kitabıma sen ölmen. Bunları öldürür sen ölmen. Bak hele. Ben dayı çok ufaksın lan gözükmeyin namusuma kusura bakma. Namusuma yeni gördüm. Evet. Gel. Dünyanın büyük adamlarından. Dayı sen buraya kadar geldin bu adamı yeni mi gördün? He? Burayı yok doğru. Anamla gidiyorum Hülyen baba. Ha, yanımıza geldim bunu yedim. Namusumayım ben beyaz da giyeyim. Babam öyle ölüden lan bu. Bana Allah'ını sevin senin da. Bici biciye kafasını sokun bunu. Evet Adana'mızda hızlı. Islak mendil alabilir miyim? Adana'mızda hızlı gençlerden. Islak mendil var mı? Adana'mızda bu çeşitlerden de çok yok. Bu arada bici biciye geri dönelim. Orijinal bici bici budur. Gül suyu, buz, nişasta, pudra şekeridir. Biz buraya daha önce de geldik. Yine yedik. Ben bu biciyi seviyorum abi. Adana'mızın güzel yöresine ait bir şey. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben de buna 10 veririm çünkü niye? Daha iyisi bence Adana'da yani bici olarak yok zannetmiyorum. Şimdi bir insana her zaman 10 puan vereceksin ki o insan daha da hırslansın. Ben de 10 puan veriyorum. Ben şey için söylemiyorum. Ben bu sadeyi daha çok seviyorum. Oh. Ben de 10 puan veriyorum. Puanım 8. Ustam eline koluna sağlık. Ben puanı verdim. Hadi buradan başka mekana geçiyoruz. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar her zaman diğer şubemde konuşuyoruz. Biliyorsunuz hep bir aradayız. Bunu artık herkes biliyor. Ama özellikle bugün sokak lezzetlerini çektiği için benim ilk başladığım yere geldik, salaş yerime. Buradan şimdi lezzetleri göreceğiz. Sen şimdi burada tablacılık mı yapıyordun? Ya demagoji yapma. Ne tablacısı? Burada barakka bile yoktu. Naylon branda vardı. Buraya da var. Bunlar bilmiyor. Sen nereden geldin? Ha oraya anlattım anlatayım. Ha. Nereden mi geldin? Evden. Vallahi Bingöl'de doğdum. Osmaniye'ye geldim. Osmaniye'den buraya geldim. Sen bunu koş. Evet arkadaşlar fazla duygusala gerek yok. Bunlar her zamanki gibi anlatmaya gerek yok. Şimdi bunları güzel bir doyurmam lazım. Evet. Sadece bir şey gösterebilir miyim? Gel kamera. Sadece ilk başta burayı müşahşer ustan dükkanı. Bak şu gördüğünüz şu kadar diye. Önü tabii ki masalar. Yok. Müşteri nereye oturuyor? Müşteri
Ayakta. Ayakta burada önünden bekliyor direkt. Burada yok, yer yok. Buralar yok, çamurdu. Burada çamurdu. Bu taraftan mı yiyorlar? Ya burayı sen çok yanlış anlatıyorsun. Burası kim indi? Burayı sonradan yaptık. Önce oradan. Buraydı. Önce buraydı. Gel İbrahim Usta gel. Bak şu gördüğünüz şahıs ilk günden bugüne kadar yanımda. Bak ilk helal gün. Dayı. Helal. Başlardan ne kadardı büyüklüğü? Emre kadar. Emre kadar. Arkadaşlar benim ilk salaş yerim bura. Bugün arkadaşlar burada ağırlıyorum. Burada onlara lezzeti tattırıyorum. Ve ellerimle yapıyorum. Elimle yapıyorum. Elimle dayı elimle. Ne yiyorsunuz? Yağsız kaburga. Adana. Kaç şiş yiyorum? 3 şiş. Yağsız kaburga. 3 şiş yağsız kaburga. Odakiler de yağ değil mi bu? Yağ değil mi? Ne yapıyorsun oğlum? Karışma. Geç ocağın başına. Kendin pişir kendin yiyelim. Böyle mi oluyor eskiden? Evet, eskiden böyle yapıyordum. Görüyorsunuz eskiden bu şekilde çalışıyormuş aşağıda. Evet. Eline veriyormuş bile. Al, ocağın başına. Ben acı istemiyorum, acı mı? Hadi yürü. Ben Adana isterim. İşine gelirse yersin, gelmezse yemezsin. Bir şey yani veriyor. Kendim. Ne pislik yapıyorlar? Ekmeği nasıl yapacağız? Veririz ekmeği getirelim. Rus salatası alayım. Ne Rus'u? Hayırdır kardeş, kebapçıya geliyorsun ha. Ukrayna var mı? Oh, gerçekten acıttınız ya. Tablacı mı soğan mı orası? Tablacı. Acılı macılı yapacağım. Bitireceğim onları, bitireceğim. Benimle uğraşmak neymiş görsünler. Acıyı basacağım içine. Baba kendi pişir, kendi ye. Aa, döküldü. Aa, ya döküldü. Adana döküldü. Adana gitti. Bada oldu. Emregül döktü. Bunun zararını kim karşılayacak? Emregül mü döktü? He. Emregül karşılayacak. Aç kalacak abi o zaman. Arkadaşlar gerçekten burnuma güzel kokular geliyor. Yaşar Usta'nın her zamanki mekanı değil, tabla mekanındayız, savaş mekanında. Bugün çok manyak bir lezzet tüketeceğiz. En çok konuşan kimdi? Evet. Oradan bir tane acı biber gelsene. Hayır, en çok konuşan Mami'ydi değil mi? Aynen. Arkadaşlar bunu özellikle Mami'ye getireceğim. Bu olayın güzelliği şu. Sıcak sıcak mangaldan direkt önüne atıyorsun malı. Şişten kendin çekiyorsun. Sıcak sıcak olması, mangalın başında olması ayrı bir lezzettir. Mangal başında savaş mekanlarında yemek yerinden ondan hiçbir zaman vazgeçemez. Doğru mu usta? Vallahi yine saçmalıyorsun ama ne diyorum ki? Usta bu ne ya? Ne acı? Biber, salata da acı. Arkadaşlar bunu özellikle Mami'ye getireceğim. Ya acılar biberden olsun ya. Ya çok acı ya. Yediğim Adana'nın en iyisi olabilir bu arada. Gör bak bu ana bak. Görüyor musun malı? Mal lokum olmuş. Lokum. Buna puan verebilecek misiniz? 10 puan. Ya yediğin şey mal lokum diyor. Ya yapma Allah aşkına. Kebap yiyor lokum diyor. Bu 10 puanı sana vermedim. Kendim pişirdim. Kendime verdim. Salataya da puan veriyorum. Onu da sen yaptın. 10 puan. Bunu söyleyeyim. Şimdi biz buradan puanlama yapamayız. Kendimiz pişirdik. Evet, o zaman puanlama yok. Puanlama yok. Puan vermiyor mu? Bence de ya. İyi versek inanmazlar. Kötü versek gene şey derler. Derler. İnsanlar derler abi derler. Nasıl olsa içmesek de içti derler. O zaman derler. Gelin yiyin. Seyirci görün şu görsele bir puan versin. Seyirci yorumlardan şu ete. Arkadaşlar yorumlarda siz tadını bilmiyorsunuz ama görsel olarak şu ete bir puan verin. Nasıl pişmiş? Puanlarınızı yorumda bekliyoruz arkadaşlar. Başka mekana geçelim. Geçelim. Hadi başka mekana geçiyoruz arkadaşlar. Yapma yeter. Cebim su full. Bakar da cebime su doldurmaz. Sıksana bir sık abi sık. Dökme lan sen lan işte. Niye böyle şeyler yapıyorsun abi? Bilmiyorum, duramıyorum ben ya. Ben bir tuhafım. Sana sende enerji kimse de yok ha. He işte kanka ben bazen böyle hiperaktif oluyorum.
Bahane döktüm. Bir de benim telefon olan cebime de dökmüş. Fotoğraf çekilmeye gelen hayranımızın cebine dökmüş. Herkesin cebine su döküyor. Bir de bu huyu çıktı şimdi. Önce kıyafet yırtıyordu, bir de bu huyu çıktı şimdi. Artık yırtmıyorum kanka, kıyafet kalmadı lan. Dur oğlum. Lan, lan yeni lan, lan yeni. Şu anda Adana Karataş yolundayız abi. Arkadaşlar videomuz tüm hızıyla devam ediyor. Yemeğimizi yedik, içtik, neler yaptık. Şimdi sıcak tatlımızı yiyeceğiz. Meşhur tatlıcı Ersem ustamızın oraya geldik. Bu da tabla türüne giriyor zaten. Tatlıcı! Evet. Gel. Al. Lan. Koyuyor bak oraya. Al abi. Ver abi. Sıcak Ersem usta. Oo. Puanlama. Abi ben 10 veriyorum. Bir yerden puan kıracak bir şey bulamadım. Elle koluna sağlık abi. Sefa'ya inanmıyorum. Her gittiği yerde 10. Ben senin gibi çocuk dondurması yemiyorum abi. Ben de 10 veriyorum bu arada. En lezzetli yerlere geliyor. Gidip dandik yerde yemiyor ki düşük puan verek. Doğru mu? Arkadaşlar ben de 10 puan veririm. Yani burada kesinlikle ağzımızın tadına göre gerçekten güzel. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Ben de 10 puan veriyorum. Bu arada haşlamacı var. Canım çekti. Haşlamayı çek mi? Meyan kökü. Meyan haşlama. Meyan şerbetine geçiyoruz. Meyan kökü içmeye geçiyoruz arkadaşlar. Böbrek doktoru meyan kökü haşlama. Ormanlacı geldi. Evet dayı. Bunu herkes bilmez. Evet. Bu bir ağacın kökünden yapılıyor arkadaşlar. Demliyorlar, memliyorlar, böyle suyu çıkıyor. Ama efsane bir şey. Biraz önce tatlı yedik. Tatlıda da arkadaşlar ben yalan söyleyemeyeceğim. 6 falan vereceğim, o da ayıp olmasın dedim. Ben dürüstüm, dürüst konuşuyorum. Şey söyleyeyim mi? 10 bardak su iç, bunun serinliğine ulaşamazsın. Bir şey söylemek istiyorum. Bunu yavaş yavaş içmeyeceğim. Birden içeceğim. Videonun sonunda da herkes en çok sevdiği finalde gittiğiniz yerlerden bir tanesini favori seçecek. Hadi arkadaşlar başka mekana geçelim. Arkadaşlar son noktamız olmazsa olmaz Adana şırdanımız. Gördüğünüz tablacı gibi minibüste yapıyorlar. Şimdi şırdan yiyeceğiz burada. Siz ne yiyeceksiniz? Tamam. Şırdan. Mevzu şu. Arabamız Peugeot J9 içinde yapıyorlar şırdanı. Arkada da ismi yazıyor. Gördük hoşumuza gitti durduk. Şırdan. Aynı zamanda aydınlatmamız da çekiciden yapılıyor. Bravo. Bunlar da bizim baharatlarımız abi. Şırdanlarımız otantik kağıtta geliyor. İster misiniz? İp var mı abi bunda? İpleri sökük abi, hepsini çekiyor. Normalde ip oluyor, dikiyorlar. Aynen. Hani doldurduktan sonra dikerler. İçine ya. Pirinç dolduruyorlar. Bu kuzunun midesinin bir bölümü. Her hayvanda bir tane çıkıyor bundan. Bak baba bak. Bak acı atıyorum abi. Buna koyayım, buna boşaltsana Sefa. Lan ne yapıyorsun? Oğlum adamın acısını bitirdin lan. Nereye sen öyle seviyorsun? Bu neyim abi? Üstündeki acıyı görüyor musun? Üstüne acıyı sıvadılar. Bak üstündeki acıya bak, sıvadılar. Arkadaşlar bunların doymasını beklersek şırdan kalmaz burada. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Biliyorsunuz ki her şey sizin için. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Puanlama? Ha, puanlama yapmadım. 10 puan. Şırdan da eksik veremem ya. Şırdan baba. 10. Evet. Ben de 10 veriyorum. Kanka benim favorim bugünkü videoda kelleydi. Benimki de kelle. Benim favorim de şırdan baba. Finalde iyi vurdum şırdana. Ben 0-1 Adana diyorum ama 1 numara olduğu için. Yani 10. Görüşmek üzere. Favorim de tatlı.